1999 İzmit depreminden sonra ortalık bir sürü esrarengiz olayla anlatılmakta. Ne kadar doğru bu söylenenler bilinmez ama hayret edilmeyecek türden değil bu anlatılanlar. Birincisi, o gece bayanın birisi doğum için eşiyle beraber bir taksiye hastaneye gidiyorlarmış. Taksi tam Eyüp şehitliğinden geçerken doğum sancılarını tutan bayan kafasını sağa sola çevirmeye başlamış. İşte tam bu sırada bayanın gözü şehitliğe ilişmiş. Bayan gördüğü manzara karşısında dona kalmış. Bütün şehitler kabirlerinden kalkmış, elleri semada dua ediyorlarmış. İkincisi, aynı saatlerde Eyüp Sultan Camii'nin önündeki taksicilik yapan bazı kişilerin antıkları insan hayretler içerisinde bırakıyor. Taksinin içerisinde oturmuş, müşteri bekliyordum. Gözüm birden caminin duvarına ilişti. Duvarları nurdan varlıklarla kaplanmış tutuyorlardı. Mezarlıkta yatanlar kalkmış, hep beraber dua ediyorlardı. Üçüncüsü, enkazdan dört gün sonra çıkan bir çocuğa su ikram etmişler. Çocuk, su yemek ihtiyacım yok. Yaşlı bir amca bana su da yemek de verdi. Dördüncüsü, denizden çok büyük bir ateş topu yükselmiş. Bunu bizzat görenin söylediğine göre deniz ortadan ikiye ayrıldı, içinden ateş fışkırdı ve çok büyük bir aydınlıkla deniz geri kapandı. Birkaç saniye bekledikten sonra deprem başladı. Beşincisi, o gece yıldızlar bir başkaydı. Çoğu insanın anlattığı, sanki elim uzatsam yıldızları tutacak gibiydim. Hiç o kadar yıldızı bir arada yeryüzüne o kadar yakın görmemiştim. Hiç elektrik olmamasına rağmen her yeri fazlasıyla aydınlatıyordu. atıyordu.